Evli ve iki çocuk babası Beşir Eryüz, ölüm korkusuyla tam 15 yıldır hastane bahçesi ve bekleme salonlarında yaşıyor. İşte kronik panik atak hastalığıyla yön değiştiren bir hayat hikayesi. 5 yabancı dilen bir rehber 1994 yılında Moldova uyruklu Maria ile evlendi ve bir yıl sonra da çocukları dünyaya geldi. Fakat 5 aylıkken oğulları Birol'un Down sendromlu olduğu tespit edilmesi ailenin mutluluğuna ilk gölgeyi düşürdü. Bu teşhisin ardından acılı baba için sıkıntılı günler başladı. Birol Eryüz doğdu. Sağlık ocağına götürdük. 5-6 sene yaşamaz dediler. O zaman rahatsızlandım. Rahatsızlandıktan sonra bir daha hiç kendime gelemedim. Öyle kendimi hastane bahçelerinde buldum. Panik atak dediler. Sonradan kronik panik atak dediler. Depresyon dediler, memle dediler. Günde 32 taneye kadar ilaç kullandım. Bu panik atak nöbetleri zamanla Beşir Eryüz'ü çok daha zorlu bir psikolojik rahatsızlığa sürükledi. Eryüz sürekli ölüm korkusuyla yaşamaya başladı. Kronik panik atak hastalığı yaşayan Beşir Eryüz 15 yıldır hastanelerin bahçelerinde ve bekleme odalarında yaşıyor. Çünkü hastaneden dışarı adım attığı anda ölüm korkusu yaşıyor. Vallahi hastaneden çıktığımda işte çarpıntı başlıyor, nefes darlığı başlıyor, tansiyonum yükseliyor, bayılıyorum. Kendimi zor zor acile atıyorum. Hastane güvenlikleri kimi zaman durumu anlayış gösteriyorsa da sabırlarının taştığı da oluyormuş. Çünkü her gün neredeyse hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Vallahi tuvalet banyo ihtiyacımı yine hastanelerin tuvaletlerinde işte yere gazete koyuyorum. Soğuk suyla, oranın sabunuyla, sıvı sabunla banyomu yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı karşılıyorum. Yemeğe gelince... İşte biri bir şey verirse bir iki ayakkabı boyarım, bir şey boyarım, bir serpak satarım hastanenin içinde o da yani. O şekilde geçinmeye çalışıyorum. Beşir Eryüz'ün rahatsızlanmasıyla birlikte hayatları alt üst olan Eryüz ailesinin bir başka önemli sorunuysa anne Maria Eryüz'ün Türk vatandaşı olamaması. Öyle bir şey oldu yani. O gün bugündür hastanelerdeyim yani. 5-6 sene koşuyorum. Maria Eryüz yasal vatandaşlık hakkı elde edemediği için ne iş güvencesine de başka bir sosyal güvenceye sahip. Tek başıma iki tane çocuk büyütüyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Gelirimiz fazla yok. Sıkıntı bu. Kimliğim daha da büyük sıkıntı. Çünkü TC'm olmayınca hiçbir şeye sahip değilim Türkiye'de. Tek çocuklarımın annesiyim. Yani bir şey gerektiği zaman... Herhangi bir devlet dairesinde bir şey gerektiği zaman hiçbir işlem yaptıramıyorum. Down sendromlu kardeşinden sonra dünyaya gelen ve sağlıklı olan 13 yaşındaki Barış ise babasıyla hiç aynı evde yaşamamış. Yani hiç hatırlamıyorum babamı, ben de tam düzgün. Hemen her gün kişiler mide rahatsızlıkları, çeşitli mide rahatsızlıkları, çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıkları nedeniyle doktorların kapısını çalıyor. Özellikle iş hayatı, stres, düzensiz beslenme yaşanan bu sıkıntıların ana sebepleri arasında geliyor. Peki özellikle çalışma hayatında düzenli, doğru, dengeli beslenme konusunda nelere dikkat etmemiz lazım? Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Orhan Tarçın'a soracağız. Hoş geldiniz bir güne. Teşekkürler. Çalışma hayatında kişiler uzun saatler boyunca bazen aç kalabiliyor. Uzun süren toplantılar, sabah erken başlayan mesai, geç biten mesai, eve gidiş saatinin geç olması, öğünler arasındaki mesafeleri sürekli artırıyor. Bir de buna stres eklenince mide hastalıkları kaçınılmaz sanki, değil mi? Ya da ağrıları. Evet, evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Genelde çalışanların en büyük problemi zamansızlıktır ve çoğu zaman sabah erken kalkılır ve işe gitmeden evvel... Evde kahvaltı yapılmaz genelde %80 oranında işte tost, poğaça veya benzeri gıdalar alınır ama bu gıdalar tabii ki tek taraflı beslenmeye yol açar ve kesinlikle dengeli değildir. Obeziteye yol açar. Tabii evde yapılan peynirli, reçelli, ballı bir kahvaltının hiçbir zaman yerini tutmaz bu. Tabii ilerleyen saatlerde çay, kahve çok içilir ve evet. Daha sonra öğlen saatlerine gelinir. Normalde... Her insanın üçte ara öğün alması gerekir ama tabii çalışan kişilerde bu pek öyle olmamakta. Sabah kahvaltı doğru düzgün yapılmadıktan sonra 10 civarında bir ara öğünün alınması lazım ama genelde bu ara öğünde geçiştirilir. Yine öğle yemeği beklenir. Tabii öğle yemeği beklenir ama öğlen yemeği de çoğu zaman ya daha önce biriken işlerin tamamlanması amacıyla daha geç saate bırakılır. Bazen öğlen yemeği de atlanır. Halbuki çok çok önemli. Bir de öğlen yemekleri için genelde tencere yemeklerinin yenmesi lazım ama bizim ülkemizde bu tip yemekler öğlen saatlerinde çok fazla bulunamaz. Çünkü çevremizdeki restoranlar genelde
çok hızlı fast food tarzında veya kebap tarzında olan restoranlardır. Ve bu sefer kuru gıdalar alınır. Kuru gıdaların alınması demek kabızlığı tetikler. Yine karbonhidrattan çok zengindir bunlar ve çok kısa süre içinde kilo alımına yol açarlar. Öğleden sonra tabii bir de çok hızlı yenir. Yani beyne doyma sinyalleri gitmeden çok fazla gıda üst üste alınır. Yine öğleden sonra 3-3.30 civarında bir ara öğün alınması lazım ama maalesef o da atlanır. Yine işlerinde çok fazla çay, kahve, kafein alımı çok çok fazla. Kimi zaman 5-10 kupaya varan bir miktarda alınabiliyor bu. Derken akşama geliniyor. Akşam tabii geç saatlerde eve gidiliyor. Yine trafik bir sorun olabiliyor. Eğer ki eşler de çalışıyorsa bu da önemli. Yemeğin çünkü, hazırlanması da vakit tabii alıyor. Yemeğin hazırlanması akşam 8-8.30 bulabiliyor. Bu özellikle reflüsü olanlar için çok çok önemli. Çünkü gece 11'de yatacak birisinin akşam 8'de yemeğini tamamlaması lazım. En azından 3 saat boyunca bir yemeksiz periyodun olması lazım. Reflü mide asidinin tabii geriye kaçışı oluyor. Dolu mideyle yatılınca bu reflü hastalarındaki sıkıntıları arttırıyor. Tabii başka yönler de var. Dengeli beslenmenin bazı şartları var. Ana öğünler ve ara öğünlerin yanı sıra yenilen gıdaların niteliği çok çok önemli ve hazırlanışın da çok önemli. Biz hazırlanışında özellikle tencere yemeğini öneriyoruz. Arkasından fırın yemeklerini. Daha sonra ızgara, daha sonra kızartmalar geliyor. Yani eti bile haşlayarak yemek çok çok faydalı. Tabii böyle yapılmazsa bazı hastalıklar da tetikleniyor. Bazı hastalıklar çok kısa sürede karşımıza çıkmıyor. Reflü belki dengesiz beslenme sonucu çok kısa sürede karşımıza çıkabilir ama bugüne kadar yapılan araştırmalar kanserde bile en azından beslenmenin etkisinin %35'te %60 arasında olduğunu gösteriyor. Tabii kullanılan tuz da önemli. Biz genelde çok fazla yemeklerimize tuz katmak zorundayız. Çünkü alışkanlıklarımız böyle, gıdalarımızın özelliği böyle. Çok uzun süre alınan tuzlar da mide kanserine yol açabiliyor. Dengesiz beslenme olarak et yemeklerin çok ağırlıklı olarak alınması ve özellikle bunların ateşte pişirilmesi veya 100 derece ısının üzerinde pişirilmesi kolon kanserine sebep olabiliyor. Yine pankreas kanserine sebep olabiliyor. Peki pratik çözümler üzerinden ilerleyecek olursak, az vakti çok işi olanlar, örneğin evet, sabah kahvaltıdan itibaren kendilerine nasıl bir beslenme programı düzenlemeliler? Eğer ki çok az vakit varsa müsli tarzı gıdalar alınabilir. Ama evet, bunların da tabii ki yine üstüne süt ekleniyor ve çok pratik hazırlanabiliyor. Hiç olmazsa poğaça tarzı gıdalardan çok daha iyidir. Maalesef pratik olaraktan yapılması gereken sabah kahvaltısı için gideceğimiz saatten yarım saat önce kalkmak olacaktır. Öğlen saatleri için en önemlisi, evet yemek yiyoruz, dar bir zamanda yiyoruz ve hızlı yiyoruz ama arkasından bir müddet yürümek gerekecektir ve en azından 5 dakika biz yürümeyi tavsiye ediyoruz. Yemeğe vakit ayırmalıyız. Yani bu bir geçiştirme olmamalı. Bunu planlamalarımıza dahil etmeliyiz. Programlarımıza dahil etmeliyiz. Peki ara öğünler için ne gibi sağlıklı atıştırmalıklar, sağlıklı çözümler üretilebilir? Ara öğünlerde biz meyveyi tavsiye ediyoruz özellikle. Herhangi bir sakınca yoksa, diyabetik değilse kişi, ya şeker hastalığı yoksa meyveler alınabilir. Yine yoğurdu tavsiye ediyoruz biz. Meyveli yoğurtlar yine alınabilir. Bir de çok fazla karbonhidrat içermeyen kepekli bisküviler alınabilir. Siz bir de aynı zamanda bir gastroenterolog olarak tahmin ediyorum hazır şekerli gıdalar yerine örneğin sütlü tatlıların ya da kesinlikle, en kötü ihtimalle dondurmanın tüketilmesini yine önereceksiniz. Çünkü akşam örneğin 4'ten 5'ten sonra çoğunluk şekerim düştü diyerek bir tatlı yeme ihtiyacı hissediyor. Evet. Ama yine elimizin altında hazır gıdalardan yüksek oranda şeker içeren, yağ içeren atıştırmalıklar bulunuyor. Evet, çok cazip görünüyorlar ama aslında çok da tehlikeliler. Evet. Bunlara yönelik neler alternatif olabilir, daha sağlıklı? Lifli gıdalar var. Lifli bisküviler var. Çok miktarda lif içeren bisküviler var. Bunlar tercih edilebilir ama biz rafine şekerden yapılmış olan tatlıları tercih etmiyoruz. Sütlü tatlılar alınabilir. Zaten istenen, tercih edilmesi gereken de bu. Fakat diğer tip tatlılardan, çünkü hem un içeriyor hem de çok miktarda şeker içeriyor. Bu bir karbonhidrat bombası. Mümkün olduğunca bunlardan azalmak lazım. Şimdi az evvel yemek düzeninden konuşurken, özellikle çalışan insanın rutininden bahsederken akşam yemeğinin geç yendiğinden bahsettik. Evet.
Fakat bir nokta daha var. O da son derece tehlikeli. Akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında yapılan atıştırmalar. Evet. Çoğunlukla onlar da sağlıklı gıdalardan yana olmuyor tercihler. Evet. Ve esasında bence daha tehlikeli olan insanların yediklerinin aslında çok da zararlı olduğunu bilmemeleri. Evet. Bunlar için de yine sağlıklı alternatifler muhakkak elimizin altında ama neyi ne kadar ve hangi sıklıkta tüketmeliyiz? Bu sağlıklı adresleri de siz bize söyler misiniz? Bir kere akşam yemeğini çok geç yememeliyiz. Çünkü akşam yemeğini eğer 8'de 9'da yersek arkasından gelen meyveyi daha sonra o yaklaşık saat 10'da yemek zorundayız. Arkasından çay geliyor, bir miktar yanında karbonhidrat alınıyor. Yemeği bir miktar erkene çekmeliyiz ve hafif olmalı. Atıştırmalık diye adlandırdıklarımızın maalesef hemen hepsi oldukça zararlı ama bunların arasında fındık ve ceviz alınabilir, az miktarda alınabilir her akşam. Çok fazla miktarda kuru yemiş almamalıyız. Bir de gece yatmadan hemen önce alınan meyveler reflü yapar ve sindirimi oldukça da zordur. Meyveyi gerekirse yemekten hemen yarım saat sonra almak zorundayız. Atıştırmalık olarak adlandırdığımız maalesef cipsler ve diğerleri de oldukça fazla yağ içerir. Bunların aynı zamanda ihtiva ettiği diğer bazı özellikler vardır. Çok tuzlu olmaları mesela ki biz bunu çok istemiyoruz. Atıştırmalık olanlardan birazcık sakınmalıyız ama burada en önemli olay televizyon karşısında yememeye gayret etmeliyiz. Benim özellikle son yıllarda kafein tüketimiyle ilgili dikkat ettiğim noktalardan biri de bu büyük markaların zincirlerinden kallavi boyda aldığımız kahvelerin ne var canım kahve diyerek tüketiyoruz ama onlara eklenen şuruplar, kremalar esasında tam kalori bombardımanı evet. anlamına geliyor. Pek çok kişi de aslında geçiştirdim zannederken aslında sağlıklı bir öğün tüketse alacağından daha fazlasını likitle almış ve bir yandan hem doymamış hem de sağlıksız beslenmiş oluyor. Kafein sevenler için doğru tüketim ne olmalı? Günde en fazla 2 bardak Nescafe içilebilir veya 2 tane Türk kahvesi alınabilir ama tabii genelde yurt dışında çok büyük kaplar var ve yarım litre veya 1 litre kahve çok rahatlıkla içiliyor. Bu ülkemizde çok fazla değil ama 2 tane kap demekle normal fincanları biz kastediyoruz. Daha büyük olan o bardaklar veya kağıttan bardaklar 300 cc, 500 cc'liği var, 750 cc'liği var. Onlardan uzak durmalıyız. Çünkü bu kadar fazla kafein almaya gerek yok. Bir faydası yok. Çok çok teşekkür ediyorum. Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Orhan Tarçın bir güne katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. Türk sinemasının unutulmaz isimleri için Adana'da bir müze kuruluyor. Müzede Adanalı sinemacılara ait izler sergilenecek. Yılmaz Güney, Şener Şen ve Ali Özgentürk. Türk sinemasının onlarca usta ismi için memleketleri Adana'da bir sinema müzesi açılıyor. Sinema Müzesi Büyükşehir Belediyesi'nce 18. Altın Koza Film Festivali'nin yapılacağı 17 ile 25 Eylül 2011 arasında sanatçıların katılımıyla Seyhan Caddesi'nde restorasyonu biten tarihi konakta açılacak. Müzede ünlü sinemacıların özel eşyalarının yanı sıra filmlerinin orijinal afişlerine ve beyaz perdedeki kostümlerine de yer verilecek. Aynı zamanda ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal gibi bazı sanatçıların bal mumundan heykelleri sergilenecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri vatandaşları